Магомед Магомедов 2004 год чемпион Шахтёр. Похлопали. Они Вагов, Шахтёр. Конкретно чемпион. Шамкал Киримов, Кудо, чемпион мира. İslam'ın hayatı küçük yaşlarda başlayan bir hayal ve tutkuyla şekillendi. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Asıl hikaye güç, disiplin ve kararlılıkla gerçeğe dönüşecek. İslam 27 Ekim 1991 tarihinde Dağıstan'ın Mahaçkala şehrinde doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Babası bir şoför olarak, annesi ise küçük bir kafede çalışıyordu. Babasının spor sevgisi ve Dağıstan gelenekleri sayesinde küçük yaşta antrenman dünyasına daldı. İlk spor deneyiminin serbest güreş veya kombat sambo olacağını düşünebilirsiniz. Ancak İslam aslında 7 yaşında tekvandoya başladı ama burada kendini bulamamıştı. Daha sonra Wushu Sanda'ya geçtiği zaman her şey yerine oturmaya başladı. Wushu Sanda bölümünde İslam, Abu Bakar, Şamil Zavuro ve Habib ile birlikte antrenman yapıyordu. Bu sporcular Dağıstan'ın farklı yerli halklarındandı. Nurmagomedov Avar kökenliyken Mahachev, Lak ismi verilen bir kökenden geliyordu. Bu nedenle farklı lehçeler konuştukları için kendi aralarında Rusça olarak iletişim kuruyorlardı. Habib'in evinin önündeki sahada futbol oynarlardı. Ancak spor sevgilerinin kaderlerini nasıl şekillendireceğini henüz keşfetmemişlerdi. Abu Bakar Nurmagomedov'la aynı sınıfta okudu. Arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında İslam'ın okuldaki notları da iyiydi. 2000'lerin başında Mahachev ailesi Yeni Huşet ismi verilen bir kasabaya taşındı. Yeni evlerinden spor salonuna olan yolculuğu çok zaman aldığı için İslam, Wushu Sanda'ya ara vermek zorunda kaldı. Bu süre zarfında futbola büyük ilgi duymaya başladı. 2 yıl sonra İslam dövüş sanatlarına geri döndü. Bu kez serbest güreş dünyasına adım attı. Yaklaşık 1 yıl boyunca serbest güreş çalıştı. Ancak bu alan onu çok cezbetmedi. Ardından Habib'in profesyonel müsabakalara katıldığını öğrenen Mahachev, Abdulmanap Nurmagomedov'un antrenman salonuna gitti ve dövüş dünyasına doğru gerçek yolculuğu başladı. You know like what interesting? It was 2000. We're going to same school with Islam and he was younger than me like 3 years and it was like in gym they go to the one tournament in other city he and my big brother Shamil like they go like 15 people only two guys become champion Islam and Shamil okay Shamil is a champion I understand but who are you who are you he's like small guy like 24 kilo you know it's like he come back with gold medal you know it's like Abdulmanap'ın rehberliğinde kombat sambo eğitimi almaya başladığında dövüş sanatlarına olan tutkusu gerçekten kök saldı. Mahachev genç yaşta şampiyonluk hedefleriyle, ünvanlar ve Amerika'da bir hayat hayal ederek büyüyordu. Abdulmanap, Mahachev'i en yetenekli öğrencisi olarak kabul etmiş, hatta kendi oğlunun yeteneklerinden bile daha üstün görmüştü. Это, наверное, не как-то вот почувствовал, проходит, а это будет на протяжении всей карьеры какая-то пустота. Sambo tutkusu Mahachev'in akademik başarısını etkilemedi. Mahachev 11. sınıfa kadar eğitimini tamamladı ve öğretmenlerine göre tıpkı Habib gibi iyi bir öğrenciydi. Spor için eğitimi ihmal etmek gibi bir durum söz konusu değildi. Abdulmanap ve sporcular kendileri için hem zihinsel hem de fiziksel gelişimin önemli olduğuna inanıyorlardı. 1850 metre. Sosnovyi les. Вы сами видите, как здесь тяжело дышать. Как только спускаемся, нам становится легче. Eğitimini yoğun antrenmanlar ve amatör turnuvalara katılımla dengelemek zorunda kaldı. Günün ilk ışıklarıyla uyanıp koşuya çıktıktan sonra okula gider, dersler saat 3'ü 10 geçe bittiğinde aceleyle spor salonuna giderdi.
Becerilerini geliştirmek için saatler harcadığı sıkı bir antrenmanın ardından son otobüse yetişmek için koşar. Sık sık kaçırır ve eve geç saatlerde ulaşırdı. Где-то, не знаю, сколько раз я успел, но вообще они рано отходила последняя маршрутка, я не успевал на последнюю маршрутку, помню. И, короче, я пересадками как-то часам к 10 добирался в Хушет. Не знаю, на тот момент такое очень сильное желание было тренироваться, и я вот такой режим держал на протяжении... Amatör turnuvalara yaptığı tüm seyahatler serada domates yetiştiren ve şoförlük yapan babası tarafından finanse edildi. Bir noktada İslam'ı desteklemek ailesi için zor hale geldi ve hayallerini gerçekleştirmek için kararlı olan İslam, şehirdeki çeşitli mekanları koruyan bir güvenlik görevlisi olarak iş buldu. Başlangıçta patronu ona antrenman yapması için 2 saatlik bir mola vermesini izin verdi ve sonra işine geri dönmesini istedi. İslam uzun vardiyalar çekiyor, sabah 9'dan ertesi gün 9'a kadar tam gün çalışıyordu. Ancak hala antrenman için zaman bulabiliyordu. Sonuçları göstermeye başladıkça patronu ona yarışmalar ve antrenman kampları için izin verdi ve cömertçe maaşını ödemeye devam etti. И он мне продолжал платить зарплату долгое время, за что я ему по сей день очень благодарен, потому что я мог зарабатывать, как-то эти деньги тратить на себя, на сборы и ездить по соревнованиям тоже. И спрашивает как раз, вот почему-то класс был ихний, на физкультуре, видимо, был. Кто из вас, говорит, будет бороться с моим сыном? Ну, не так, чтобы его просто спросил. Он проверял, видимо, сына проверял. И как вы думаете, кто первый вышел? Yılında İslam, Azerbaycanlı Magomed Bekpolatov'a karşı aldığı zaferle profesyonel kariyerine başlamış oldu. Ancak Makhachev'in kariyeri yalnızca MMA'ye odaklı değildi. Aynı zamanda combat sambo alanında da kariyer yapmayı hedefledi ve 2016 yılına kadar 3 Rusya şampiyonluğu ve 1 dünya şampiyonluğu elde etti. Dünya şampiyonasında rakiplerine hiç puan vermedi ve finalde Valentin Benişev'i 7-0'lık skorla mağlup etti. Başından beri çok yönlü bir dövüşçü olduğunu gösteren Makhachev, antrenörlerinin beklentilerini karşılıyor ve onların dikkatlice hazırladıkları planları başarıyla uyguluyordu. Kendisini UFC'ye taşıyacak olan M1 organizasyonuna kadar çıktığı 7 maçın hepsini kazandı. Bu 7 maçından 5'i bitirişti. M1 organizasyonunda Tunuslu rakibi Mansur Barnu ile karşılaştı. Ve İslam tüm roundlar boyunca rakibini domine ederek ortak kararlı galibiyet elde etti. Daha sonra Makhachev 21 Ağustos 2013 tarihinde Brezilyalı siyah kuşak sahibi Jiu-Jitsu ustası Rander Jr. ile karşılaştı. Güney Amerikalı daha önce hiç yenilgi almamıştı. İslam hakemlerin oy birliği kararıyla galibiyet elde etmeyi başardı. 7 Haziran 2014'te Rus dövüşçü Yuri Ivlev ile karşılaştı. M1 global şampiyonluk maçında Hırvat rakibini 3. raundda mağlup etti. Bu maçtan sonra 11-0'lık kusursuz bir skor yakalayan İslam, UFC'nin kapılarını çaldığında kimse şaşıramazdı. Müzik 2015 yılının Mayıs ayında Makhachev, Amerikan organizasyonunda ilk kez sahneye çıktı. Of the sambo techniques of Makhachev.
Las Vegas'ta gerçekleşen UFC 187 etkinliğinde Leo Kuntz'la karşılaştı. Amerikalı rakibi Makhachev'in başına bela olamadı. Makhachev ikinci roundda rakibine boğarak galibiyet serisini etkileyici bir şekilde 12 maça çıkardı. Я показываю, насколько сильна школа боевого самбо, именно школа Абдулманапа. He says thank you everybody who support you. Thank you everybody. Well, you're quite stoic, and I don't know if that's your natural personality. Are you happy right now? Are you cool about winning? Are you excited? Хоть я этого не показываю, я очень счастлив. Я давно хотел выступать в этой организации, и я рад, что я смог так уверенно выиграть дебюте. Aynı yılın Ekim ayında UFC 192'de Makhachev Adriano Martins'le karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Martins, Makhachev'in becerileri karşısında duramayacak gibi görünüyordu. Моя работа, я считаю, самым большим провалом, это я согласился с Хавьером Мендезом идти в обмен, когда дрался Ислам Махачев. У меня подошел Ислам, может быть, я пойду в обмен, буду рисковать. Я сказал, отдай перераунд в крайнем случае, но ни в коем случае нельзя идти в обмен. Он очень опасен в первом раунде. На что Хавьер сказал, Ислам готов, дай ему это сделать. Я махнул головой, не соглашался. И в течение недели они уговаривали, мой ученик и мой напарник, тренер Хавьер, я считаю, на данный момент это лучший тренер мира. Я написал в своем дневнике и заставил написать обоих. Я не был согласен с этим планом. İlk raundun sadece ikinci dakikasında Martins, Makhachev'in çenesine güçlü bir sağ direkt yaparak onu yere serdi. Fırsatı değerlendiren Martins hızla saldırarak maçı bitirdi ve Makhachev'in kariyerine kocaman bir çizik atmış oldu. Falou comigo assim na depois da luta, me parabenizou pela vitória, pegou e agradeceu, me abraçou lá, que Deus sabe de todas as coisas, que Allah sabe de todas as coisas. Before this fight, I think they say nobody can stop me. I can do whatever I want, but this is MMA, small gloves, very dangerous because like small gloves, like every punch is gonna be very dangerous. That's why I'm changing a lot after this fight. Dövüş yolculuğu boyunca Makhachev kafes içinde ve dışında çeşitli zorluklarla karşılaştı. 2014 yılında Japonya'da düzenlenen Dünya Sambo Şampiyonası'na katılmak için milli takımın bir parçası olarak yola çıkmak üzereyken kalp sorunları tespit edildi ve turnuvaya alınmadı. Sorunu çözmek için küçük bir ameliyat geçiren Makhachev kariyerine devam etmek için hazırdı. Nisan 2016'da Drew Dober'la yapılacak maçtan önce Makhachev'in meldonyum adlı yasaklı bir madde testinde pozitif çıktığı tespit edildi. Bu da onun dövüşten men edilmesine ve ceza almasına yol açtı. Makhachev adını temizlemek için mücadele etti. Meldonyum kullandığını kabul etti. Ancak bunun maddenin yasaklanmasından önce olduğunu vurguladı. Makhachev'in iddiaları Dünya Antidoping Ajansı tarafından yapılan araştırmalarla desteklendi ve meldonyumun vücutta uzun süre kalabileceği doğrulandı. 2016 yazında tüm suçlamalar Makhachev'den düşürüldü. Böylece doping skandalından temiz çıktı. Eylül 2016'da UFC Fight Night 94'te geri döndü ve Chris Wade'e karşı ortak kararla kazandı. Islam, you are a fighter with tremendous potential. What level of competition would you like to face next? Do you have anyone specifically in mind? Hey, Dana, I want a money fight. Give me my wager. Woo! Last three, my opponent, not top opponent, this tough opponent. Now I'm ready for top 15. Give me please top 15 guys. I know Lara Bam have top 15. Give me somebody please. Hey DC,
tell this guy I deserve for top 15 or I wanna fight with Brock Lesnar. Temmuz 2018'e kadar aralarında daha önce Habib'e büyük sorun çıkarmış olan Gleison Tibau da dahil tüm rakiplerini domine ederek 5 galibiyetlik seriyi yakaladı. UFC'deki kariyerinin erken dönemlerinde bile Makhachev'in şampiyonluk potansiyeli açıkça görülebiliyordu. Abdulmanap Nurmagomedov, Habib'le birlikte UFC'nin hafif siklet bölümünde İslam'ı zirvede görmek istediğini her seferinde belirtiyordu. İslam ise Abdulmanap'ın övgülerini eylemleriyle doğrulamaya devam etti. Nisan 2019'da yükselişi başladı. Moskova'daki UFC Fight Night 149'da Ermeni dövüşçü Arman Sarukyan'la karşılaştı. Bu iki yetenek güreş becerilerinin hakim olduğu bir maçta karşı karşıyaydı ve oldukça çekişmeli bir kapışma oldu. Ancak mücadele boyunca üstünlük gösteren İslam oldu ve sonunda hakemlerin ortak kararıyla galibiyeti elde etti. Bu zorlu zaferin ardından Makhachev daha üst düzey rakiplerle eşleştirildi. Eylül 2019'dan 2021'e kadar 3 kesin galibiyet elde etti. Now I cannot be quiet because I have 5-7 win streak now. Please, I need some top guy. I know now RDA free, Tony Ferguson free. I will be ready for anyone, please. Hafif siklet kemerini elinde bulunduran ve sikleti domine eden Habib emekli olmuş ve siklette kemer mücadelesi tekrar alevlenmişti. Yeni şampiyon Michael Chandler'ı yenen Charles Oliveira olmuştu. Hey guys, you can run but you can hide. I'm coming, I'm here. İslam 30 Ekim 2021'de UFC 267'de Dan Hooker'la karşılaştı. Dan Hooker o zamanlar oldukça saygın bir dövüşçüydü. Ancak Yeni Zelandalı Dağıstanlı'ya karşı hiçbir şey yapamadı. İlk round'un ortasında hızlı bir takedown gerçekleştirdikten sonra İslam hızlı bir kimura kili de uyguladı ve rakibini pes ettirdi. İslam'ın amacı şüphesiz her dövüşçü gibi kemere uzanmaktı. Ancak UFC'deki dövüşçülerin inatçı menajerlerine karşı da bir savaş içerisindeydi. İslam'ın performansı giderek iyiye gidiyordu. Bu yüzden sıralamasını korumak isteyen diğer dövüşçüler onunla dövüşmeyi riskli buldukları için meydan okumalara sessiz kaldı. Brother, now it's time. This guy number 6. Now I have to talk. 9 fight win streak. They fight for the title many times. That's why they lose, win, they just come to make business. But I'm coming for take this belt and keep this belt many years. Diğer taraftan dövüş severler İslam'ın kemer maçını hak etmediğini ve daha iyi rakiplerle dövüşmesi gerektiği argümanını savunuyordu. It seems stupid to ask you what do you want next, but what do you want next? I just want a title fight. No more. Bu zafer Makhachev'in galibiyet serisini 10 maça çıkarsa da zıt kutuplardaki seyircilerin kemer maçı tartışmasını tekrar ateşledi. 2018'deki Habib-Conor maçıyla büyüyen tartışmalar seyircileri ikiye bölmüştü. Habib 2020'de emekli olduğunda fanları Habib'in UFC'deki mirasını devam ettiren İslam Makhachev'e destek vermeye başladı. Ancak bu Habib'den nefret edenlerin de İslam'a pek sıcak bakmayacağı anlamına geliyordu. Birçok dövüşsever Bobby Green gibi bir ismi yenerek İslam'ın kemer maçına çıkması adil değil diyordu. En azından Dustin Poirier, Justin Gaethje gibi elit isimlere karşı zafer kazanması gerekiyordu. Imagine.
Artık ne olursa olsun İslam kazanmaya devam ettiği sürece kemer ondan kaçamazdı. Kemer maçı şampiyon olmasına rağmen Oliveira için deplasmanda ayarlandı. Bunda Habib'in getirdiği popülariteyi Orta Doğu'da yaymak isteyen UFC'nin pazarlama stratejisi de belirleyici oldu. İslam'ın ilk defa Müslüman bir ülkede ve kendi insanları önünde böyle büyük bir maça çıkacağı için gergin olacağını düşünenler de vardı. I training so hard for this moment. All my life, when I was kid, I preparing for that moment. I always ask God, but He give me always more than what I ask. Alhamdulillah. İslam, Oliveira gibi baskın ve farklı silahları olan bir dövüşçüye ne yerde ne ayakta şans tanımadı. Habib ise bir yandan emekliliğinin tadını çıkarırken hafif siklete kabus olmaya farklı yollardan devam ediyordu. Ama bir hata yapmak üzereydi. Now is our plan. Fly to all the way to Australia and fight in pound for pound king backyard with Volkanovski. Let's do it. We know we're gonna finish this guy. Let's go. I'm ready. Bir alt sikletten gelen bu küçük adamın fizik yasalarına aykırı olduğunu Habib bile öngöremedi. Sahne 12 Şubat'ta Avustralya'da kuruldu. Makhachev hafif siklet şampiyonu olarak oktagona girdi. Ancak uzun süredir köşesinde yer alan Habib, İslam'ın saygınlığının ve popülaritesinin önüne geçmemek için bu sefer yanında yoktu. İki şampiyon arasındaki mücadele son derece çekişmeli ve yoğun geçti. Makhachev açıkça ilk ve dördüncü roundlarda üstünlük kurdu. Olağanüstü yer kontrolü sergiledi ve çeşitli boğma hareketleri denedi. İkinci ve üçüncü roundlar sert bir şekilde mücadele edildi. Öte yandan Volkanovski son roundu kazandı. Makhachev'i neredeyse bitirecek bir dizi vuruşa başladı. Hakemler kararı açıkladığında MMA topluluğu ikiye bölündü. Bazıları hakemlerin kararına katılırken diğerleri Volkanovski'nin galibiyeti için yeterli performans gösterdiğine inandı. Short but strong. Should we do it again? Maybe Abu Dhabi. Ancak hikaye burada sona ermedi. Makhachev'in galibiyetinin ardından, dövüşçülerin tartıdan sonra hızlı bir şekilde kilo almasını sağlayan ve UFC'de yasak olan intravenöz hidrasyon kullanımı ile ilgili suçlamalar ortaya çıktı. Özellikle Volkanovski'nin yakın arkadaşı ve aynı ülkeyi temsil eden Dan Hooker'ın yorumları gündem oldu. Suçlamalar Makhachev'in kolunda küçük bir morluk gösteren bir fotoğraftan kaynaklanıyordu. Makhachev'in menajeri Rizvan Magomedov bu suçlamalara hızlı bir şekilde yanıt verdi. Makhachev'in kolundaki morluğun kan örneği alımından kaynaklandığını ve hemoglobin seviyelerini izlemek ve herhangi bir düzensizliği tespit etmek için rutin bir prosedür olduğunu öne sürdü. Как уже говорил, что никак из официальных источников никаких обвинений в мою сторону не было со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA. Это просто обиженные люди с команды Волконовского предъявляют какие-то обвинения без каких-либо доказательств. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Antidoping Ajansı soruşturmasını tamamladı ve bir açıklama yayınlayarak tüm spekülasyonlara son verdi.
Toz bulutu dindiğinde İslam Makhachev 21 Ekim 2023'te UFC 294'ün ana etkinliğinde Charles Oliveira ile yapacağı rövanşa odaklandı. Dövüş severler bu epik karşılaşmayı heyecanla beklerken şok bir haberle sarsıldı. Oliveira kaşındaki ciddi bir yaralanma nedeniyle maçtan çekildiğini duyurdu. Hatta gecenin en çok beklenen diğer bir karşılaşmada Paulo Costa, Hamzat Chimaev maçından geçirdiği bir ameliyat sebebiyle çekildi. Maçların iptal olacağı ve gecenin büyük bir hayal kırıklığı olduğu düşünülüyordu. If anyone can do it, if anyone can do this on 12 days notice, it's me and I get to go and shock the world. İslam ve Volkanovski 21 Ekim 2023'te tekrar karşılaşacak. Kazanan kim olursa olsun önüne farklı rakipler öne sürülerek bu isimler konuşulmaya devam edecek. Ancak İslam içinde kibir barındırmayan bir dostluğun kahramanı olarak anılmaya değer bir isim. This my belt for my coach Abdulmanap Nurmagomedov. Many years ago he told me just training hard and you gonna be champion. And I wanna give this belt. Him and his father make me, I know. Возьмем Ислам Махач, он пришел во втором классе. Сейчас он 20 лет. Вместе дома, с семьей, на сборах, на соревнованиях. Могут быть простыми такими отношениями? Нет. Это уже больше, чем ученик и тренер. If you are number one contender and Habib is the champion, you need to fight Habib for the belt. Will you fight Habib? If I need belt, I go Habib home, take it. Muslimim, Muslimim, Muslimim.